Merhaba arkadaşlar, bugün size klasmanlardan bahsedeceğiz, madalyalardan. Madalyalar ne işe yarar, klasman nedir, bunu anlatacağız. Görüyorsunuz 10. klasman, son klasman oluyor, efsane. Daha sonra patron, bir öncesi patron, ikon, bu şekilde devam ediyor. Dünya yıldızı, yükselen yıldız, profesyonel, yarı profesyonel, genç yetenek, amatör ve çırak olarak oluşan bizim klasmanlarımız var. Bunu OSM yaklaşık 6-7 ay önce ...çıkarttı klasman olayını. Ondan öncesinde klasman olayı yoktu. 4, 5, 6 diye... ...siz maç kazandıkça, sezonları... ...başarılı olarak tamamladıkça... ...aldığınız e, madalyalarla... ...sizin bu oyunda nerede olduğunuzu... ...gösteren bir uygulama. E, bakıyoruz, biz şu an 10. ...seviyedeyiz. 10. seviyede kalmak zaten çok zor. 10. seviyede çok yüksek madalya kesintileri oluyor... ...puan kayıplarında. E, galibiyetlerde ise pek bir... E, ...madalya vermiyor açıkçası... 25-30 madalya veriyor. Ben kendim açıkçası merak edenler için bu videoyu çekmiş oluyorum. Ben pek beğendiğim bir şey değil bu klasman işi, madalya işi. Görüyorsunuz şu an Star Social Team olarak kendim 454 madalya 454 bin madalyadayım. Ve iyi bir madalya seviyesi. 450 binden sonrası efsane zaten. 449'a düşersek bile geriye gidiyoruz seviye olarak. 9-8- Kaybettikçe geriye doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz genel olarak bu şekilde e, sıralamamız var Star, Star Soldier Team olarak. E, tabii bu başarıyla bağlantılı bir şey. E, çok fazla e, maç kaybetmeye başladığımız zaman seviyemiz tabii aşağı doğru inecek. Bizim klasmanımız düşecek. Şu an güncel klasmanımız 10 olarak. Bu şeyden ayrı bir şey. E, başarı kilitleri, genel olarak oluşan şeyler, bunu başarı kilitleriyle karıştırmamamız gerekiyor. Başarı kilitleri değil bu. Bu direkt kendin kişisel olarak oyunun neresinde olduğunu, oyun senin ne gördüğünü gösteren bir uygulama. Bu sistemi getirdi OSM. Ancak ben bu sistemi dediğim gibi beğenmiyorum. Bu sistemi de merak edenler vardır. Nedir bu sayılar diye. Bu kişisel bir şey. Bakın bu ekiplerde de var. Ekiplerde de klasman gösteriyor burada. Bu ekiplerde vermiş olduğu savaşlardaki klasmanlar Dünya starları olarak bakın şimdi biz dünya starıyız ekip olarak. Bu ekip olarak vermiş olduğu klasmanlar var. Bu da şahıs olarak vermiş olduğu klasman. Siz menajer olarak 10. seviye menajersiniz diyor. Bakıyor sizin güncel halinize. Oradan size verdiği madalyalarla galibiyet madalyası, mağlubiyet madalyası, beraberlik madalyası, sezon sonu madalyası derken size bir ee, seviye çıkartmış oluyor. Bakın görüyorsunuz madalya nerede başlamış? 2020'de. 2020'nin e, 11. ayında madalya vermemiş bana sezon sonunda. 11. aydan sonra vermeye başlamış. Sadece biz orada menajer puanlarını dağıtmış. Burada da görmüş olduğumuz gibi bu işlem 5 aydan beri oluyor o semede. İnşallah da kalkar madalya olayı, e, klasman olayı. Ha, çok da gerekli bir şey değil bana göre. Ee, bakalım şimdi madalya nasıl veriyor maçtan sonra bize, şuradan bir e, maçımızı bitirelim. Bakalım nasıl sonuçlanacak kaç madalya var yazacak 7-0'mış rakip menajeri 7-0 yenmişiz. Ee, bakalım bize maçtan sonra ne kadar madalya verecek göreceğiz şimdi. Ee, 10. seviyede pek bir madalya bize vermiyor. 9. seviyedeyken galibiyette 400 madalya falan alıyorduk. Bakın görüyorsunuz 26 madalya verdi. Bu kadar madalya ile zaten 10. seviyede tutunabilmek çok zor. Ben bu moş kaybetseydim 1800 madalya kaybedecektim. Burada dediğim gibi 10. seviyede tutunmak çok zor. Bir an birkaç 2 veya 3 mağlubiyet aldığımız anda kendimizi 9. seviyede buluyoruz. Madalya sistemi sadece sen oyunun neresinde olduğunu gösteren bir sistem. Bunun haricinde bize bir getirisi yok. Bize bir faydası yok. Sadece bizim e, klasmanımız oyun üzerinde bu diye görülmüş oluyor. Evet arkadaşlar bu madalya konusunda çok gereksiz bir uygulama demiştim. Evet Şimdi bir bakalım diğer takımımızda. Madalyalardan konuşmuşken bu madalyalar dediğimiz şey madalyaların toplamı klasman olduğu için klasman anlamına geliyor. Bakın burada e, Polten'le biz rakibimizle beraber kalmışız. Hatta biz bilgisayara karşı beraber kalmışız. Enteresan bakalım ne olacak madalya. 0-0'dan 54 vermiş. Buradan düşük. Yani biz e, burada madalya kaybetmişiz. Görüyorsunuz sistem bu şekilde işliyor. E, mağlup olduğunuzda beraber kaldığınızda tabi kırmızı oluyor. Bakın e, yanlarında 3 yazıyor diğer menajerlerin. Yani burada bende 10 yazıyor. Ya bu sadece bir bakışta diğer menajerlerin tecrübelerini, başarılarını ön izlemeye almış gibi bir şey oluyor. Bir aklınızda işte nasıl menajer olduğunu kestirebiliyorsunuz yanlarında yazdığı için klasmanın. Evet şimdi başka bir takıma daha bakalım. Burada Milan'ı çalıştırıyormuşuz. Milan'daki madalya durumu nasıl? Milan Atalanta ile yine bakın burada bilgisayara karşı çıkmış rakip bize. 5-0 kazanmışız. Bakalım buradaki madalya gelişimi ne olacak? Yani 10. seviye olduğu için yine düşük bir madalya verecek bize. Bakalım madalyamız. Evet gördüğünüz gibi yine 26 tane madalya vermiş. E bunu vermese de olurmuş aslında bakarsanız. Yani 26 tane madalya vermenin de bir anlamı yok. Burada bakalım menajer listemizdeki menajerlerin seviyelerini. Bak burada menajer, ligin zorluğunu hemen anlıyoruz. Bu klasman bu açıdan iyi. Bakın görüyoruz burada ki menajerleri. Sana ee, 14-15 tane menajer var burada. Bakıyoruz burada seviyelerin 9, 9, 7, 5, 8, 7, 7, 4, yani 9. Bakıyoruz ligin zorluğunu hemen ölçebiliyoruz burada bir bakışta. Ee, güçlü menajerlerden mi oluşuyor? Veya biz buna güçlü demeyelim de formda menajerlerden mi oluşuyor? Hemen onu anlayabiliyoruz. E tabi bu şekilde avantajları olmuş oluyor. Ee, bunun haricinde tabi 8. klasmandasınızdır. 9'a çıkarsınız. 9'dan 10'a çıkarsınız. Bu aralarda klasman atlamaları da size 300, 400, 200 gibi coin'ler de veriyor. Bakın altlarında yazıyor. 8. seviyeden 9. seviyeye geçen arkadaş, arkadaşa. Burada aralarda coin'ler de veriyor. Coin desteği de oluşmuş oluyor. Klasman atladıkça coin kazanıyorsunuz. 8'den 9'a geçerken size 200 coin, 300 coin veriyor. Evet. Tabii düştüğümüzde de geri almıyor. Ben iki kere 10. seviyeden aşağı düştüm. 9. klasmana düştüm. Orada herhangi bir coin kaybı yaşamıyor. Ancak her klasman atladığınızda size belli bir ölçüde coin kazandırmış oluyor oyun. Teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. Hoşçakalın.